Burada da kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray cumartesihanelerine yasaklı. Türkiye'de diğer ağır ihlaller gibi gözaltında kaybetme suçu da hukuksal ve siyasal faktörlerin etkisiyle cezasız bırakılmaktadır. Yüzlerce insan gözaltına alınarak kaybedilmesine rağmen kaybedilenlerin aileleri için tüm hak arama kanallarının kapatılması büyük bir adalet boşluğuna yol açmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllardır Türkiye'de güvenlik güçlerinin eylemlerinden dolayı yaşanan ihlallerde etkili soruşturma yapılmayarak sürecin fiili cezasızlıkla sonuçlandırıldığına dikkat çekmektedir. 711. haftamızda AİHM'in de dikkat çektiği cezasızlık davalarından biri olan Ramazan Yazıcı dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 36 yaşındaki Ramazan Yazıcı, Diyarbakır, Silvan arasında bir minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyordu. 22 Kasım 1996 tarihinde saat 09 sıralarında Silvan, Melikahmet garajında kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları Yazıcı'nın 21DZ490 plakalı kırmızı renkli Şahin marka araca bindirilerek götürdüğünü söyledi. Bir kişinin kendisinin de gözaltında bulunduğu sırada Ramazan Yazıcı'yı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde gördüğünü iddia etmesi üzerine Yazıcı ailesi savcılığa terörle mücadele polisleri hakkında yasa dışı gözaltı yaptıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Ardından Yazıcı ailesi konuyla ilgili DGM Başsavcılığına, OHAL Bölge Valiliğine, Emniyet Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına başvurdu. Yazıcı ailesinin başvurduğu İHAD Diyarbakır Şubesi ve Uluslararası Af Örgütü de resmi merciler nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak Ramazan Yazıcı'nın gözaltına alınmadığı ileri sürüldü. Olayı peşini bırakmayan İHAD'e 2 yıl sonra Ramazan Yazıcı'nın elleri ve ağzı bağlı olan cansız bedeninin 3 Aralık 1996 tarihinde İdil'e bağlı Sarıköy ve Mağara köyleri arasında bulunduğu ve İdil Merkez Mezarlığı'na kimliği meçhul kişi olarak gömüldüğü gerçeğine ulaştı. 19 Kasım 1998 tarihinde Yazıcı ailesi ve İHAD yetkilileri Ramazan Yazıcı'nın cenazesini almak üzere İdil Merkez Mezarlığı'na gitti. Ancak mezarlıkta kimliği meçhul kişilerin gömülmesine ilişkin kayıt tutulmadığı için Ramazan'ın mezar yerine ulaşılamadı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığındaki dosyada hiçbir gelişme yaşanmazken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada mahkumiyetle sonuçlandı. Soruşturmanın etkin bir biçimde yürütülmesi soruşturma organlarının temel görevidir. Ramazan Yazıcı'nın mezar yerini açığa çıkartacak, sorumlu olanların belirlenmesini ve cezalandırmasını sağlayacak nitelikte bir soruşturma başlatılması için savcıları göreve çağırıyoruz. Hakikat ve adalet talebimiz gerçekleşinceye kadar kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bugün Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kampanyalar Direktörü Fotis Filippo ve Milena Büyüm aramızda. Şimdi Fotis seslenecek bize. I bring you greetings and solidarity from Amnesty International activists around the world. Dünyanın her tarafından Uluslararası Af Örgütü aktivistlerinin size sevgi ve saygılarını getiriyorum. We were all shocked and angered by the brutal way in which your peaceful vigil was prevented when you gathered in Galatasaray Square for the 700th time on the 25th of August and by all the cruel restrictions you faced since. 25 Ağustos 2018'de çok ciddi baskılar ve şiddet karşısında 700. hafta buluşmanızın bastırılması ve engellenmesi bizi hem şoke etti hem de kızdırdı. Ve o günden beri bu yana yaşadığınız baskıları da
aynı kızgınlıkla takip ediyoruz. Your right to peacefully demand answers for your loved ones that were disappeared cannot be curtailed or erased. Sizin kaybedilen yakınlarınızın akıbetini sorma hakkınız durdurulamaz, engellenemez. We will continue to campaign with you so you can peacefully exercise your right to peaceful assembly and so that you can return to the square where your long, decades-long struggle for justice and truth has been written. Sizin yanınızda Galatasaray'a onlarca yıldır sizin mücadelenizin alanı olan Galatasaray'a geri dönebilmeniz için sizin yanınızda kampanyamıza devam edeceğiz ve bu hakkınızı tekrar tesis edebilmenizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız. At Amnesty International here and all around the world, we stand with you today and every day. Uluslararası Af Örgütü'nün buradaki, Türkiye'deki şubemiz ve dünyadaki her şubemizle beraber bugün ve her gün sizin yanınızdayız. Teşekkürler. Milena ve Fokus'a teşekkür ediyoruz. HDP ve CHP milletvekilleri de aramızda. Bizler haftaya yine kayıplarımız için bir arada olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ay.